Düşer. Sen o zaman benim gibi yanıyor musun? Bazen kulaklarım öyle çalar ki sen de beni benim gibi anıyor musun? Sen de beni benim gibi anıyor musun? Seviyorum seni, farkında mısın? Bana uzaklarda mı, yakında mısın? Söyle, 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 yaradan aşkını söyle. Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın? Güzelsin, sana kıyamam. Senden gelen derdi bile dertten sayamam. Önümüzde nice, nice yıllar var. Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar. Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar. Seviyorum seni, farkında mısın? Bana uzaklarda mı, yakında mısın? Söyle, 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 yaradan aşkına söyle. Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın? Teşekkürler. Şaşırdınız mı beni tek başıma görünce? Panik almayın. Partnerimi, kralımı, prensimi, imparatorumu biraz sonra davet edeceğim. Orkestrada bir değişiklik gördünüz herhalde. İzmir'de sahne aldığım mekandan sevgili Serdar Genç bugün bizimle. Tabii orkestramız da tekrar hep beraberiz. Daha çok güzel konuklarımız var. Biliyorsunuz her hafta sonu cumartesi günü saat 8'de programımız yayınlanıyor. Ege Türk TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Ama ben kendim burada çok yalnız ve çok mutsuz hissediyorum. Gerçekten yani sensiz hayat çok zormuş. Asla kendi başıma bu programı sunmayı düşünemiyorum. Çok büyük alkışlar imparator için. Körfez'in imparatoru İlhan Altın. Evet. Bak. Bak, bak, bak yakışıklılığa bak. Mesele, mesele. Hoş geldin. Hemen şarkı mı alalım? Çok teşekkür ediyorum. Seni öyle görünce birden böyle içim cız etti. Ay kötü oluyoruz. Biz ayrılmayalım, vallahi, hiç ayrılmayalım. Hiç ayrılmayalım. Hiç ayrılmayalım. Sensiz çok mutsuzdum burada. Yani şarkı söyledim ama ciğerim yandı. Gelmem sonra yemin ederim bir şarkı okusana moralim. Kendime gelmek istiyorum bir şarkı okusana. Çok şarkı oku
üzülme, ayıplanmam üzülme. Zor olan seni düşünme, çektiğim bunca çile senin yüzünde. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılmam. Ne aramam ne sormam, mesele şu ki hala bitmedi sevmem. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramam ne sormam, mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Beni de almasın, istemeye istemeye, belki de inan ayrılma. Ayıplanmam üzülme, zor olan seni düşünme. Çektiğim bunca çile senin yüzünde. Mesele ne senin benden ayrılma, ne de benim sana darılma. Ne aramam ne sormam, mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Mesele ne senin benden ayrılma, ne de benim sana darılma. Ne aramam ne sormam, mesele şu ki hala. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Evet. Nasılsın geçen haftadan beri? İyiyim vallahi, süperiz. Bomba gibi hazırlanıyoruz. Bombayız. Bugün yine harika bir program hazırladık sizler için. Ben biliyorsun çarşamba günleri İzmir'e gidiyorum. Orada evet. Çalışıyorum. Sevgili sanatçı dostum Eylül Metin'in mekanında. Herkes biliyor zaten. İleriki evet. Günlerde kendisini konuk edeceğiz. Alem'di değil mi? Alem var, evet. Biliyorum. Evet, gerçekten orada çalışıyorum. Güzel ambiyansı varmış, çok muhteşem, güzel havası varmış. Muhteşem, bekliyoruz seni de. Eylül geçen yaz beraber oturduk, beraber evet. Konuştuk. Evet. Mekanına davet et ama bir türlü çalışmaktan, yoğunluktan bir türlü gitmek nasip olmadı inşallah. Evet. Ve İzmir'de birlikte çalıştığım arkadaşlarım, sevgili Serdar Genç klavye çalıyor. Ve Gözde iş yapan, beraber çalışıyoruz. Grup Mavi Cicişler onlar. Mavi Cicişler. Bu arada Gözde'yle beraber solist olarak çalışıyoruz. Serdar'ın da geçmiş dönemlerde hatırlarsın Hain Köfte diye roman klasikleri albümleri vardı. İlk yapanlardan bir tanesidir. Evet. Muhteşem de bir çalar, okur. Dinleyeceğiz, tabii ki de dinleyeceğiz. Gözde'yi çağıralım mı? Gözde'yi mi çağıralım? Çağıralım. Önce onu çağıralım. O zaman kocaman alkışlarınızla Gözde iş yapan. Ah prensesim hoş geldin. Tabii bir yerden başlamak lazım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Ta İzmir'den çıktın geldin. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum burada olmak. Gerçekten çok güzel sizlerle birlikte olmak. Programın hayırlı uğurlu sağ olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sen çok güzel şarkı okuyorsun. Ben çok beğeniyorum. İyi teşekkür de ederim. Arkadaşım. Çok mütevazi. Teşekkür Serdar'la da harikalar yaratıyorsunuz. Ben biliyorum ama konuklarımız da. O zaman görsün, şöyle bir şey yapalım mi? Hemen böyle hani programımız ismi Vur Patlasın Çal Oynasın ya. Gözde'den hemen bir şarkı alalım. Evet kesinlikle. Seyircilerimizi değerli Ege Türk ekranlarında bizi izleyen değerli misafirlerimizi hiç böyle yormadan hemen şöyle misafirimize. Şöyle eğlenceli tabii, bir şarkı. Eğlenceli. Evet gümbür gümbür. Çikolatalı bir şarkı olsun. Öyle hadi mi? Bakalım, hadi bakalım. Aynen. Thank you.
canım feda. Esmer tenin çanda sefa. Sen benim tek sevdiğimsin. Bence adamın tam da gibisin. Hadi böyle çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi gel gel çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi sev sev çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi öp öp çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi böyle çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi gel gel çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi sev sev çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi öp öp çikolata çikita çikit çikit çikita. Yalan değil çok sahici, açık sözlü harbi değilim. Sen benim tek sevdiğimsin, bence adamın tam da dibisin. Hadi mole çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi gel gel çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi sev sev çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi öp öp çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi mole çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi gel gel çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi sev sev çikolata çikita çikit çikit çikita. Hadi öp öp çikolata çikita çikit çikit çikita. Da 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 da. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Serdar. Cimcime gel buraya. Cimcime gel buraya bakayım cimcime. Cimcime. Ne var yine? Sor bakayım körveze. Kızımızı beğenmişler mi? Başını evet. Salla yeter. Başını salla yeter. Beğenmişler mi? Oy beğenmişler. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Simsiyah bak. Tepesinde de ışığı var. Kurban olurum. Aynı akşam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kızımızı yerimize alalım. Tabii daha alalım. Konuklarımız tabii. Var çünkü. Evet, evet. Sen anons mu edersin, ben mi ederim? Artık... Beraber edelim. Evet, beraber edelim. Beraber çünkü edelim. O da bir Balıkesirli. Bizim de can dostumuz, aile evet. Dostumuz. Çok beğeniyorum. Duruşunu çok beğeniyorum. Sohbetini çok beğeniyorum. Muhabbetini çok beğeniyorum. İnanıyoruz ki Körfez halkı da bizim anons ettiğimiz zaman... Aa evet, diyecekler. Tam isabetli bir evet. İsmi seçmişsiniz, davet etmişsiniz. Kesinlikle. Sizi tebrik ediyoruz. Bu sebepten dolayı Ege Türk ekranlarındayız. Biz de zaten bu sebepten dolayı sizi çok seviyoruz diyeceklerine ben inanıyorum. Kesinlikle. Kimi çağırıyoruz? Balıkesir'imizin medarı iftarı diyoruz bizim gibi. Bir sürü sanatçı var ama o da bir tanesi. Ben onun en çok sanatçı dostluğunu, aile dostluğunu beğeniyorum. Kocaman alkışlarla son albümüyle Tamer Öztoprak. Tamer Öztoprak. Evet, yakışıklı kardeşim. Nasılsın? Hoş geldin. Tamer, hanımefendinin evet. Yanına gelir gelmez önce elini öptün. Neden? Şimdi bu bir saygı ama onun benim yerim çok fazladır. O başka onun o bilmez o bu garibim nereden bilsin bu? Hacı torunu bu bizim gibi mi? Hacı torunu mu? Hacı torunu mu? Nereden bilsin çocuk? Bu akşam fena mükemmel bir... Beğendin mi? Nasıl izledin geçen hafta? Harika nasıldık? Harika. Beğendin mi? Daha gerçekten konuşulacak çok şey var program esnasında. Olması gereken bir etkinlikti. Harikaydı. O yüzden kutluyorum. Önce kendi sanatçılarımızla başladık biliyorsun. Evet. Hemen ilk aklımıza onu gelen isimlerden bir tanesiydi. Ama iki duayimin arasında işimiz bu akşam biraz zor. Biraz zor, haklısın. Zor. Hemen bir şarkı. Haklısın lan yapma. Yapma lan. Okusun kocaman alkışlar Tamer Öztoprak için. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum 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 hep. Mahir oldun Gonca güle, Acem şalı ince bele, Acem şalı ince bele.
beni. Derdinden bıraktın beni. Yaktın beni, yaktın beni. Yaktın beni, yaktın beni. Yanıyordum, yanıyordum, yanıyordum. Mahin oldum gonca güle. Acem sanu ince bele. Acem sanu ince bele. Sağ ol. Muhteşemsin. Canlı canlı başladın. Canlı canlı başladın. Hızlı oldu galiba. Vallahi. Güzel oldu, güzel oldu. Sağ, ağzına sağlık. Oldu. Albümden bekliyorduk ama okuyacaksın zaten. Tabii tabii, albümden de şarkılarımda yer vereceğiz. Oturup da mı konuşalım rahat rahat? Merhaba. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. İkinize tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel arkadaşlarımız var bugün değil mi İlhan? Hep arkadaşlarımızla başladık şimdi bugün. Şimdi tamam. Grup Mavi. Evet, Serdar'a da geleceğiz tabii. Ben hemen bir ufak... Çok sıcakkanlı biliyor musun? Çok. Öyle. Peki kime benzettiniz? Ben hemen bir soru sorabilirim. Çok sıcakkanlı. Daha bu açılmadı. Evet. Halasının kızı da onun bugün burada. Normalde sahnede halasının kızı sahnede olmuyor. Daha açık oluyor bu. Allah Allah. Bu şimdi bu çok efendi böyle şey yani, anladın? Yok, yüzden... etkilenmez hiç halasının kızını. Gülüşleri bile şey değişmiyor. Yapmadı mesela. Sahnede yapıyor. Ama yan profilden ben bir üst ağda kime benzettim. Kime benziyor? Füsnü Şenlendirici'ye evet, çok mükemmel benziyor genelde. Değil mi? Ay yaşı benzemesin, ay yaşı benzemesin, yaşı benzemesin. Ne dedim ben? Şırnak! Ne dedim ben? Şırnak! Peki Gözde, Serdar'la çalıştığın zaman kendini nasıl hissediyorsun? Yani rahat... Ya şimdi şöyle bir şey var, biz Serdar'la, o benim erkek versiyonum, ben onun kadın versiyonuyum. Bak böyle sen. Bir kemikleşmiş bir durumumuz var. Hem İzmir'de senelerdir. Götürüyorsunuz yani. Allah'ım da çok. Ama İzmir'de çok meşhurlar ve inanılmaz aranan bir gruplar. Gözde mesela Alem Bar'da çalıştıktan sonra devam ediyor. Yani eve falan gitmiyor veya zaten bir yerden gelmiş oluyor. Düğünler, sünnetler, yani ekstralar. Yani benim gibi temizliğe memizliğe gitmiyor. Ya ya biz ikimiz gibi gitmiyorlar biz. Yani, evet, ben temizliğe gidiyorum işten sonra. Biz seninle televizyonlarda geçiyor resmen evet. Ama çok şükür yani severek yaptığımız bir iş. Bir de arkamda böyle tek kişilik bir dev orkestra olunca. Maşallah evet. Evet harika. Hepsi de birbirinden ateş gibi. Şu ya, an öyle İzmir'de Serdar'la iki kişi var sadece. Serdar'ın yanında bir kanunumuz var. O da Ali var. Çok... Ali Meter, Ahmet Meter'in Ahmet oğlu değil Meter'in mi? Oğlu. Ali Meter'le çalışıyoruz. Ahmet Meter'in babası. Biz o zaman başta Serdar olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ederim. Teşekkür böyle ederim. Güzel birbirleri anlaştığı için. Ama bu işte senin parmağın çok yüklü. Yani çok neden? Var senin. Çok parmak basmışsın. Evet. İzmir'de inanılmaz bir potansiyelin var senin. İnanılmaz aynen geniş. Öyle. Aynen ben öyle. Evet. Ben bunu biliyorum yani. Ne zaman ararsam İzmir'deyim. Evet. İzmir, yok şeydeyim, Van'dayım. Yok Antalya'dayım. Yok yakında bilmem, turnelerim de başlıyor bilmem, benim. Ağrı'dayım. Allah hepsini Allah, buradan bildirin. Dur. Bir gel şu programları çekeyim. Ay bazen nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela bir yerden bir yere gitmiş oluyorum. Sabah uyanınca ben ilk kahve içerim. Bir tane aynen. Açıyorum. Aynen. Alo diyorum, Hamiyet ben diyorum, atıyorum işte 626'ya diyorum bir kahve alabilir miyim? Hanımefendi bizde 626 yok diyor. Tamam mı? Meğer iki katlı otel. Ben bir gün önce Ankara'yı hatırlıyorum. Bir yerde kalmışım, 6. kattamışım, 626'mış orası. Bir de kadınla sabah yeni uyanmışım, dikleşiyorum. Nasıl olur canım diyorum, bir kahve olacaksın işte. Peki peki diyor, kadın da anladı herhalde. Gönderiyor, bir bakıyorum 150'deyim, 150, 151 falan kalıyorum. Acayip çok çalışıyoruz. Bu arada İlhan'cığım, Serdar'ın roman klasikleri diye ilk yapanlardan bir tanesidir. Hain Köfte diye bir albümü vardır. Programın ismi vurup patlasını çal oynasın hemen. Evet hemen dinleyelim hemen, ondan. Hemen Serdar'dan bir şarkı alalım. Devam. Kaldırsa o bilecek. Ayağına pembe şalvar giyer. Kollarını kaldırsa o bilecek. Kızın adı narin, havası da güzel. Kollarını kaldırsa o bilecek.
Kızın adı Nail, babası da güzel. Kollarını kaldırsa o bile yeter. Day kolu kız, day kolu kız. Kollarına takacağım da buradayı kız. Day kolu kız, day kolu kız. Kollarına takacağım da buradayı. O bile yeter. Ayağına pembe şalvar giye. Kollarını kaldırsa o bile yeter. Kızın adı Nalin, babası da güzel. Kollarını kaldırsa o bile yeter. Kızın adı Nalin, babası da güzel. Kollarını kaldırsa o bile yeter. Day kolu kız, day kolu kız. Kollarına takacağım da vurmayı. Ağzına sağlık. Serdar. Serdar, ellerine sağlık. Oynamadın ama oynayacaksın. Yavaş yavaş. Evet. Muhteşem. Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun? Ben aldığım duyumlar ne biliyor musun? Nedir? Sen geçen hafta bana bir sürpriz yaptın ya. Ha. Bana ne dediler biliyor musun? Ne dediler? Hani dediler o elini koyduğun zaman böyle soba gibi ateş yandım dediler. Ha, o hafta kapının önünde yatmak zorunda kaldığın konu mu? Ne oldu o iş? İçeri aldı mı? Ne kapının önünde yatacağım kardeşim? Aa, ağlayarak beni aramadın mı? Hanımın kızını ara. Ay neler söylüyorum. Neyse burayı keserler. Hayatta kesmeyin. Bunu yayınlayın. Evinin kadını çocuklarına nasıl olacak? Dedin. Sonra ne yaptın? Şahin'in karısı çalışıyor dedirtmem. Dedin. Kapıya bir tekme attın. Ettim sonra Tamer geldi. Tamer dedi ki abi şarkı söyleyebilir miyim başım üstüne. Hemen söylesin. sonra ne oldu o sürpriz? Sürprizden sonra? O çok muhteşem bir şey olmuş. Evet bu beğenmişler de, bu Nehir'e. Dediler ki böyle böyle Nehir'e dediler. Biz çok beğendik. Yine alalım. Alalım diye düşündüm. Yine alalım. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Sanaydı o sürpriz. O biraz moralin yerine gelsin. O da güzel gerçekten. Biz Tamer'den, sevgili Tamer'den bir böyle playback alsak. Evet, son albümünden. Son tabii. Yani şimdi albüm tamam mı? Canlı canlı okuyorum tamam ama gerçi bugün artık bugünlerde albüm yaptığın zaman pat birdenbire internete düşüyor. Evet, evet. Harcadığın o 50 milyarlar, 60 milyarlar birdenbire çöpe gidiyor. Evet, evet. Maalesef bizim cimcime gel buraya cimcime. Bak yine dertlendi. Bak yine dua edin beddua atmasın. Yani atma beddua bak yazık. Ey cimcime, ey güzel insanlar, ey ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz. Emeğin karşılığı teşekkürle ödenmez. Yapmayın, etmeyin, birdenbire internete girip lap hepsine bedavaya almayın. Önceden milyonlar kasetler satardı bizim zamanımızda. Ben Tavarına 87'yi yaptığım zaman 2,5 milyon, 3 milyon, 700-800 bin satan kasete dönüp bakmıyorlardı bile ya. Ümit Besen'i konuk ettiler bir kanalda. Anlatıyor. Onun zamanı artık yapmıyor albüm. Kendisi evet. De söyledi. Diyor ki normal tirajın diyor 3,5 katı fazla satınca benim diyor 4,5 milyon albüm satmış. Şimdi 4,000 satan Tarkan gibi geziyor. Evet. Anladın mı? Çünkü çıktığı gün filmler dahi indirilebiliyor. Korsana hayır diyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Korsan alırsanız İlhan Altın bir beddua atar. Yemin ediyorum altından kalkamazsınız. Cimcime gel beddua edeceğim. Yapma. Yapma. Gel cimcime. Eyvah. Gene edecek. Korsan indiren olursa, yeni çıkan emeğin karşılığını bir teşekkürle almak isteyen olursa
Facebook'u çöker inşallah. Ay 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 çok kötü. Instagram'da paylaşım yapamaz inşallah. İnşallah. Allah'ım. Tam onu, sevgilisiyle olup konuşurken. Olup olmadığı yerde birdenbire internete elinden gider inşallah. Evet. Bir de şey de tam sevgilinle falan konuşurken de şey bitsin tabii. De kontrol bitsin. Mesaj. Hakkın bitsin. Kotan biter inşallah. İnşallah. Bak mesaj çok fena beddua etti. Yapmayın. Evet. O diyoruz. Zaman hemen Tamer'den bir Tamer'in kasetinden. Evet. Bir şarkı dinleyelim. Tamam. Bakalım senin kasetinde. Artık belli almayacaklar. Hiç olmasa internetten bir dinlesin. Ay çok dertli bu. Evet. Alkışlar. Alkışlar. Tamer Özdoğan. Senin değil ki biteceğini biliyorsun. Bu güzellik sende de kalmaz. Günden güne yaşlanıyorsun. Sözlerim sana al mı geldi? Cevap vermeye üşeniyorsun. Kafamda sorular bin bir tane. Şimdi bana gidiyorsun. Tamam, tamam, tamam öyle olsun. Benim gibi birini bulursun. Bulamayınca döneceksin geri. Dönme beni zor bulursun. Tamam, tamam, tamam öyle olsun. Benim gibi birini bulursun. Bulamayınca döneceksin geri. Dönme beni zor bulursun. Yakanı bırakmaz. Gelir başına ayrılıklar. Bu yaptığın yanına kalmaz. Sözlerim sana al mı geldi? Cevap vermeye üşeniyorsun. Kafamda sorular bin bir tane. Şimdi bana gidiyorsun. Tamam, tamam, tamam öyle olsun. Benim gibi birini bulursun. Bulamayınca döneceksin geri. Dönme beni zor bulursun. Tamam, tamam, tamam öyle olsun. Benim gibi birini bulursun. Bulamayınca döneceksin geri. Dönme beni zor bulursun. Tamam. Öyle olursun. Benim gibi birini bulursun. Bulamayınca döneceksin geri. Dönme beni zor bulursun. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık hocam. Canlı da 10 numara, playback de 10 numara. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dedim ya, bugün bizim aslında işimiz çok zor. Böylesine dediğim gibi iki tane duaimin yanında okumak heyecanlandırıyor insanları. Gerçek söylüyorum. Sen zaten hep çok amatör ruh var sende. Tamer aynı zamanda organizasyonlar falan da yapıyor. Biz çok fazla konser de yaptı bana. Evet.
Demek öyle. Sen demek, daha yakın. Demek, otur bence. Demek tane. Harika konserler demek hazırlıyor. Öyle ekip işleri falan da yapıyor. Tabii organizasyonu yap. Düğün alıyor mesela. Solist beni gönderir. Işık, ses, her şey içinde. Aa çok sen güzel. Sen yakın otur ona. O zaman şöyle yapayım ben. Sayın patronum. Ben bir şarkı söyleyeyim. Bak beğenirsen. Beğenirsen beni kadrona al. Tabii. Şimdi zaten şunu da söylemek istiyorum hocam izninizle. Önümüzde de çok ciddi bir proje var. Evet. Şu an ekranların başında da bizleri izliyorlar ki onlara da buradan selam göndermek evet. istiyorum. Manisa Kula. Evet. Hamiyet biliyorsun projeden zaten evet, haberim var. Ben vardım var. İlhan da mı dahil oldu? Ben de onu diyorum hocam. Şimdi ben şu güzelliği yaşadım. Hamiyet'te birçok kez konserde beraber sahne almayı nasip oldu. Ben bu kadronun işte başkana da buradan sinyali de verelim değil mi? Aynen, tabii. Başkanım. Bundan sonra beni alana yanında bonus olarak İlhan Altın'ı. Cimcime gel buraya. Başkanıma İlhan seslenmek Altını, istiyorum. Gel İlhan cimcime. İlhan Altın'ı alana bonus olarak beni veriyorlar. Şimdi belediye başkanımız birazdan da zaten görüşeceğiz. Manisa. Tabii Manisa Kula'da. Ayrıca Manisa, Hüseyin Başkan. Sayın Kula Belediye Başkanım Hüseyin Bey. Efendim sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Şarkıdan sonra görüşeceğiz. Tamam, hemen. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Duysun sesimi, sensiz geçen günler. Verdi dersimi, vermeden sevgilim. Son nefesimi, olanları unut. Affet sevgilim, yeter ki sen beni affet sevgilim. Gözler yan gösterir, gönül hükmeder. İnsan olur mu? Hem hasan Tanrı kullarını zaten affeder ama yeter ki sen beni affet sevgilim. Olanları ağlamları unut, affet yaşamak bu değil, yaşamıyorum. Sensiz yaşamaksa zevk almıyorum. Önünde diz çöküp yalvarıyorum. Olanları unut, affet sevgilim. Yeter ki sev beni, affet sevgilim. Gözler yol gösterir, gönül hükmeder. Zaten affeder ama yeter ki sen beni affet sevgilim.
olanları unut, olanları unut. Affet, affet sevgili. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, ellerinize sağlık. Bu okumaya kesin affetti seni. Etti mi? Etti, süperdin. Ağzına sağlık ama bir daha yaramazlık yapma. Ya, ne bileyim ben şarkı şimdi. Şarkı markı şey olmaz yani. Ben elim dursa ayağım durmuyor, arayım dursa ayağım durmuyor kardeşim. Allah senin halanın kızına sabır versin. Öğrendim, iyisini aldırmış en son. Madem öyle sayın Tamer Öztoprak. Evet. Kadroya girdik mi? Evet, evet. Ya. Evet. Ben bana zaten en büyük hayalimdi. İnanın bakın burada olduğum evet. diye söylemiyorum. İnsanlar genelde ekran başında veya mikrofonun başına geçtikleri zaman genelde hep övücü sözler söylerler ya, aslında o değil. Zaten benim de bir hayalim vardı. Ki bunu birçok konserlerde hamiyetle biliyorsun sen de bu duyguyu yaşadım. Asıl hayallerimden birisi de İlhan Altın, Hamiyet, Tamer Öztoprak konseri. Süpersin. Bunu da yakında zaten başaracağız. Ama zaten hep memleketlilerine çok fazla ilgi, alaka gösteriyor. Bizim arkadaşlığımız eskiye dayanır ama dostluğumuz, arkadaşlık ayrı, dostluğumuz ayrı. Ben ilk Körfez'e taşındığımda ilk onunla başladım çalışmaya. Buranın piyasası başka. Çok destekleri olmuştur bana. Devamlı da görüşürüz zaten gün içinde de. Evet. O yüzden seni ağırlamaktan ayrıca çok mutlu oldum ben. Ayaklarına sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Asıl ben onur oldum. Harika bir atmosfer. Dediğim gibi bu projenin, özellikle de bu canlı yayının Balıkesir'in çok ihtiyacı vardı. Harika bir adım. Başta yetkililere, buranın sahibine sizlere de teşekkür etmek biz istiyorum. Biz de çok seviyoruz, gerçekten sayıyoruz. Gerçekten olması gereken bir ambiyanstı. Kutlamak lazım gerçekten. Evet. O zaman Necati Saruhan'a teşekkür ediyoruz değil mi? Evet. Necati Bey de burada. Evet. Necati Saruhan'a sunuyorum. Bir kocaman alkış istiyoruz evet. sözlerden. Ancak bir şey söyleyeyim sana, gerçekten ben Balıkesir diyoruz da Fransa'dan, Belçika'dan tabii. arayanlar, Almanya'dan arayanlar, işte ilk haftada yaptığımız programda Almanya'dan arayıp İlhan Bey dudaklarınızı çok yiyorsunuz, evet, yemeyin diyenler, vallahi evet, ben. Evet, evet. İnsanlar çok böyle saçından, başından, ayağından, tırnağından. Her şeyinden ilgileniyorlar. Gurbetçilerimiz diyor ki nefesimizi tuttuk. Yazıyorlar Facebook'tan falan. Nefesimizi tuttuk ama yarım saat geçti. Şu an biz de biraz rahatladık. Harika geçiyor program. Onlar da resmen hani böyle onlar yapıyormuş. Motive olmuşlar. Programı onlar yapıyormuş da aman bir şey olacak falan. Evet. Böyle bizim için tedirgin olmuşlar ama destekleri sayesinde inşallah çok baya güzel. Baya baya motive olmuşlar. Aslında geçen hafta sen bana bir sürpriz yapmıştın. Evet. Hani ben bu elimi koymuştum. Hani o kışın. Bir odada bir soba yakarsın da o evet. sobanın bir tarafı nar gibi kızarır. Evet. Elini vuramazsın o ateşe. Sen de ona Ricky Martin'i mi getirdin? Ben de dokunacak mıyım? Efendim eğer kocaman alkışlarınız varsa, eğer hazırsa o alkışlarınız, var olan alkışlarınız hazırsa, nehir için kocaman oryantal nehir!
düşmanım da olsa karizmam var, şanım var, şöhretim var. Akıllardayım, çünkü benlerim var. Duyanlar duymayanlar anlatsın, bizi çekemeyenler çatlasın. Herkesin gözü bizde, nazar değmesin. Seni benden başka kimse sevmesin. Duyanlar duymayanlar anlatsın, bizi çekemeyenler çatlasın. Herkesin gözü bizde, nazar değmesin. Seni benden başka kimse sevmesin. Farkımız var, tarzımız var. Dizi dizi altınlarımız var, kramımız var, düğünümüz var. Her zaman bizim şeklimiz var. Çok da güzeliz, çok da özeliz. Her zamanki gibi biz değiliz. Duyanlar duymayanlar anlatsın, bizi çekemeyenler çatlasın. Herkesin gözü bizde, nazar değmesin. Seni benden başka kimse sevmesin. Duyanlar duymayanlar anlatsın, bizi çekemeyenler çatlasın. Herkesin gözü bizde, nazar değmesin. Seni benden başka kimse sevmesin. Bu sefer oldu, kaymaklı oldu. Haydi gençim, haydi çakmış. Tamam maşallah. Geçen haftadan bu haftaya ne değişti, ne oldu, ne nasıl yaptın? Nasıl tepkiler bacım? Artık size alıştım. Alıştım. Bırakmayacağım sizlerle dedim. Her hafta sen gel. Olacak şimdi beni. Her hafta gel. Her hafta gel. Dansözsüz olurum hayatım, ne eksiğimiz var. Aynen. Son şarkıda yıkıldı yani. Ya zaten önümüz yılbaşı. Evet. Zaten evet. Türk örf ve adetlerinde bir oryantal çizgisi mutlaka vardır. Evet. Eskiden... Olması gereken de bu değil mi zaten? Kesinlikle. Biz yavaş yavaş alıştırdık. Evet, yavaş yavaş. Yanıyor mu? Sizdenim artık. Yapma kızım. Yapma kızım. Harbiden yanıyorum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Böyle yapıyor ondan sonra bir hafta şey otelde kalıyor. Sen ne olacak zaten, girmem mi? Otelde boş oda yok, tur var bu hafta. Güvenme yani. Bunları yapıyorsun, sonra halanın kızı kapının önüne koyuyor, ağlama. Necati Bey oda var mı diye. Kaldım sokakta. Ya aslında yapmayacaktım ama tövbe etmiştim ama ne yapayım? Hayır, ben de eve alamıyorum seni. Bizim ev kalabalık, yatacak yer yok. Senin ev zaten Ali Samiyen gibi. Şey pardon, Ali Samiyen yıkıldı artık. Türk Telekom gibi. Evet, kızlar mutlaka. Yaz olduğu zaman evde böyle yürüyorum ben. Evet. Üstlerine basma onun için. Bizim böyle bir şeyimiz var değil mi? Körfez'de olunca yazlığa geliyorlar. Evet, ben de insanların üstünden atlıyorum, doğru. Cimcime gel buraya. Cimcime gel buraya. Ayağını efendim yapmayın. Bizde enerji bitmez, bizde sinerji bitmez. Biz Ege Türk ekranlarında daha neler yapacağız, daha yaptığımızın galiba üçte biri aklımız var. Birde yok. Biz bir gidelim, birazcık para kazanalım, reklamlara gidelim. Darbukalı bir reklamlardan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Sakın bir yere kaybolmayın, bak yemin ediyorum karışmam. Bak yemin ediyorum. Çal oynasın.
çal oynasın. Değerli Ege Türk izleyicileri, ekran başındaki değerli misafirler. Cimcime, reklama gittin mi? Aa, para kazandın mı? Oh. Aa, güzel. Keyfi yerinde. Zaman, keyfin yerinde. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Serdar'ı hemen, hemen Serdar'dan şarkı isteyelim mi? Tamam. Okey. Hemen. Tek başım eskenimiz bizi, yüreğimiz yaraladı bizi. Dallarımız dövelidiriz. Ölüyorum ben, ölüyorum. Seviyorum ben, seviyorum ya. Kaliye 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 ti ti da da ti ti da da rastike rastike madike madike. Akşama çeker arabayı, yapar yapar çalımları, içecek yine akalayı. Yapar yapar çalımları, içecek yine akalayı. Şimdi çek dolunmayı, çek çek çek. Çek arabayı, çek çek çek. Sür kremini, sür sür sür. Yap pis pisini, yap yap yap. Çek.
Ağzına sağlık. Bir an kendimi nasıl hissettim biliyor musun? Orada oynuyorsunuz ya. Dayanamadık kalktı sonradan tabii ya ayıp olmasın diye. Kendimi Arap şeyhleri gibi eğlendirin bizi der gibi durmayayım. Ulan dedim biz de kalkalım dedim Tamer'e. Kalk lan dedim oynayayım ayıp. Ama çok güzeldiniz hakikaten çok güzeldi. Harika. Serdar ağzına sağlık. Konyalısı seni. Seni Konyalı'yı mahvettim bize. Harika bir alkışla. Güzel ya. Bu arada dipnot biz hiç uyumadan yola çıktık. Zaten dün gece programımız vardı. İkimiz de Alem Bar'da çalışıyoruz. Ve acayip yorgunuz, hiç uykusuz geldik. Buna rağmen muhteşem bir performans. Ama inanılmaz bir enerjiniz var. Bu da teşekkür ederiz. Ekranı başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ben yansıdığına inanıyorum. Kesinlikle. Sizin güzel enerjinizden teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada Gözde'nin 10 parmağında 10 marifet. Buyur. Beste de yapıyor aynı zamanda. Ayıptır bak hani hemen ne olmuş. Şimdi sen biraz önce Tamer'e dedin ya. Şeyde organizatörü. Ne? Beste mi yapıyor? Tamer şöyle durur musun? Tamam ben duruyorum ha. Ne? Beste. Nasıl? Böyle bir şey nasıl yapıyorsun? Her şey senin için hayatım. Şimdi abicim. Organizatör getirdim beste 300 kağıt. 300 tane kadar beste var. Ne vereyim abime? Ne tarz beste istersin? Bu şey gibi oluyor. Ben okuyorum son halimde bir tane. Gazinoda böyle oturursun. Gazinoda böyle oturursun. Müşteri gelir. Ne vereyim abime? Ne vereceğim abime? Ne vereceğim? Evet madem öyle böyle var mı böyle bize seslendirebilecek okuyabileceği? Sahnede beraber okuyorlar. O zaman aynen, yapalım bir tane. Hemen yapalım. O zaman şöyle bir şey. Ege Türk ekranlarında ilk 01 şarkı bizim kanalımızda. Gözde iş yapan. Hamiyet İlhan Altın farkıyla Gözde iş yapan ve. Aşk ahlaksızdır. Aşk ne ahlaksız? Neydir aşk? Ahlaksızdır. Evet ahlaksız. Ama neden? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bütün çünkü annelerimiz babalarımız bize aman onunla el ele tutuşma, aman ona aşık olma, onunla buluşma. Hep böyle yetiştirmediler mi? Bak hala annem benim peşimde. Tanerelere geldim. 250 kilometre geldim. Ben hala yanımda. Uyku ilacını verdim. Böyle yetiştiğimiz halde. İçtin mi sen son yine de çayı? Ben de bir aşk mahsulüyüm. Benim annem de çok aşıktı rahmetli babama. Çok seviyordu. Allah rahmet eylesin. Demek ki aşk ahlaksız bir şey ama güzel bir şey. O zaman şöyle bir şey. Hani küçükken kız çocuklarının eline sevsin diye böyle küçük küçük ayıcıklar veriyorlar. Hayır. Büyüyünce de ayı gibi adam seviyorlar işte. Dana gibi de olabiliyor. olabiliyor. O zaman hadi. Aşk hadi. Ahlaksızdır. Aynen. Gözde iş yapan Serdar Genç. Hesapsızdır ve mantıksızdır. Şuursuzdur aşk ahlaksızdır. Aşk kuralsızdır ve zamansızdır. Tarafsızdır aşk ahlaksızdır. Sevgilim var yüzüm gülecek. Sevdim işte hiç bitmeyecek. Bundan böyle aşk bahçelerim, çiçeklerim soldurmayacak. Sevgilim var yüzüm gülecek. Sevdim işte hiç bitmeyecek. Bundan böyle aşk bahçelerim, çiçeklerim soldurmayacak. Apansızdır aşk ahlaksızdır. Aşk kurban
uykusuzdur ve soluksuzdur. Kavuşmaktı aşk, aşk ahlaksızdır. Sevgilim yüzüm gülecek, sevgilim işte hiç bitmeyecek. Bundan böyle aşk bahçelerim, çiçekleri soldurmayacak. Sevgilim var, yüzüm gülecek, sevgilim işte hiç bitmeyecek. Bundan böyle aşk bahçelerim, çiçekleri soldurmayacak. Ayakta alkışlıyorum. Güzel mi? Söz beste. Evet, aynen bana ait. Kime ait? Tamamen bana ait. Gözde iş yapan diyorsun. Evet. Şimdi şarkıyı, pardon bir söz edeyim mi istiyorum? Jaws gibiyiz biz ama üçümüz de yani, sözümüz de böyleyiz şimdi bak. Sen önde okuyorsun. Şimdi albüm hazırlığının olduğunu biliyorum. Evet, evet. Şimdi ben de inşallah 2015'te benim de bir i̇nşallah. Albüm İnşallah benim de bir faydam olur. Şimdi hamiyete bakıyorum, mükemmel diyorum. Ben alacağım, bir saniye diyorum. Yani arkada pazarlık yapıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben özellikle bunu söyledim. Pardon, İlhan da dudağını yemeye başladı. Çok beğendi, anladın mı? Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok mutlu oldum. İlk programa geri döndüm. Yapma. Dudak yemeyecek, dudak yemeyecek. Şimdi yok değil mi? Vermedin bir yere henüz. Yok, bu şarkıyı verdim. Özellikle bunu okumak istedim. Hani zaten verdiğim bir şarkı. İzmirli bir solist arkadaşım Melis okuyacak bunu. Albüm evet. Okunuyor yani. Sana gönderdiğim şarkıların içinde de bu yoktu zaten. Yoktu, ben hemen haftaya trafik kazası geçirecek o. Bisiklet ona çarparım ben. Tamer sen de var mı böyle bir şeyler? Vallahi ben hiç öyle bir söz beste çalışması yapmadım. İşte değerli üstadların yapması en güzeli. Estağfurullah. Ben bunu olayı başka geçen programlarda da anlattım. Bir üstadımız geldi bize. Haldun'du değil mi? Evet. Dedim hocam nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben akşamları böyle ay ışığında, gecenin karanlığında yıldızları bekliyorum. Mum ışıklarını yakıyorum, içeceklerimi koyuyorum, beyaz kağıdı kalemi koyuyorum, böyle uzanıyorum. Gelsin yazayım, bekliyorum geldi yok. Nasıl 300 tane yazıyorsunuz? Hiç öyle bir şey değil ama. Nasıl bir şey böyle? Ben mesela en güzel şarkı, bu şarkımı da dahil olmak üzere en güzel şarkılarımı... araba kullanırken, gece işe gidip gelirken, yani çok sessiz oluyor sokaklar, çok dikkatli gidip gelmek zorundayım. Kırmızı ışıkta durunca da acayip stres oluyorum. Hani bir tanesi gelir de bir yanlış olur mu, bir asılır mı, bir şey olur mu, beni fark etmesinler diye tedirgin gidiyorum, gidip geliyorum. O kırmızı ışıkta, gece beklediğim kırmızı ışıkta tak bana şarkı geliyor. Burada bir sosyal mesaj verelim mi? Evet. Ey erkekler! Ey erkekler! Geliyor. Kurban olduğum erkekler. Cimcime'ye rica ediyorum. Cimcime gel buraya. Gelsin bu çok önemli. Bu cimcimden yani bir erkekten. Ey kurban olduğum erkekler. Ne olursunuz. Güzeli güzel yapan edeptir. Edep de güzeli sevmeye sebeptir. Yalnız araç kullanan hanımları sıkıştırmayın. Telaşa zorlamayın. Kazaya zorlamayın. Kendiniz her şeyi biliyormuş gibi onun üzerine gittiğiniz zaman düşünsene birisi senin üstüne gelse elin ayağın nasıl dolaşırsa hanımın da eli ayağı öyle dolaşıyor. Düşün, onun çoluğu var, çocuğu var, işe gidiyor, geliyor. Sen iki dakikalık magandalık hevesin yüzünden nice canlar yakıyorsun, yapma. İlhan Altın'ı alkışlıyoruz. Bravo. Teşekkür ediyorum, hakikaten öyle yani. Aferin kızıma. O zaman birer tane söz alalım ama evet. Bizden, bize söz ver ekranların karşısında çok, şu an. Çok büyük keyifle, çok büyük zevkle. Olur. Yoksa. Yani. Yoksa. Deli Kadir ulan. Evinin kadını çocuklarına nasıl olacaksın? Şahin'in karısı çalışıyor dedirtmem Tamer. Bize bir şarkı söyle. Sen bakma bana. Tamer Öztoprak'tan bir şarkı alalım. Bir sol alalım. Yani, evet. Bir güzel sevmiştim. Yana uğam benziyordu gülüşleri saz ile söze, benziyordu gülüşleri saz ile söze. Aldılar elimden, kaderle felek.
memleketin batısından doğusuna şöyle bir baksınlar. Her karış toprağı o kadar güzel, o kadar güzel. Son zamanlarda hepimizin ihtiyacı olan bu. Kardeşlik, birlik, beraberlik. Ama her zaman söylüyorum, batısından doğusuna kadar her karış toprak bizim. Ama her zaman da şunu söylemişimdir, ecdatları unutmamak lazım. Böylesine bir ecdatları, torunları olmaktan gurur duymalıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türkiye'liyim diyene ben. Öldürseler beni, sevdamız ölme. Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez. Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez. Götürsünler beni uzak diyare, anını kalbimizden kimse silemez. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Kralarım döküldü toprağa. Kralarım döküldü toprağa. Hayal emek tutuyor yoluna yaman. Hayal emek tutuyor. Arkadaşlar ben yaralıyım, el alem alt gibiyim. Hey harikasınız. Aynen. Arkadaşlar harikasınız. Şöyle alayım ben. Ay benim şarkı okuma sıram gelmedi mi? Sen ne diyorsun ya? Ay çok böyle şarkım geldi benim. Aslında şimdi Gözde'yi başa veriyor bana da. Şu hareketi yapacağım. Yıkılacağım. Yazık kız. Kız nasıl? Nereye geldim ben? Ben cahil cesaret buldum öyle. Kıza diyorum ki yer ve iş diyorum. Yer ve iş diyorum kız. Sayın solistim.
Ay, seni evet. Alalım mı şöyle? Evet, bir tane okuyayım bu kadar. Vallahi. Ay prens. Kıyamam sana prensesim benim. Öpesim geldi biraz önceki mesajından ötürü. Evet. Attığın adımlar yanlış. Korkular duyar seven gönlümde. Sevgilim attığın adımlar Müzik devam et. Müzik devam et.
Biz her pazar Bayanlar Matinesi, Bayanlar Matinesi adı altında Saruhan Terman Otel'de Hamiyet'le İlhan Altın Vur Patlasın Çal Oynasını çekiyoruz. Bütün tüm Körfez her pazar saat 1'de giriş ücretsiz Saruhan Terman'a davet ediyoruz. Daha sonra bu çektiğimiz yayınlar cumartesi günü saat akşam 8'de yayınlanıyor. Bugünkü konuklarımız Gözde İş Yapan ve Tamer Öztoprak'tı. Serdar Genç. Ve Serdar Genç'ti. Konuklarımızı yanımıza alıyoruz. Hemen alalım. Serdar Genç'i seni alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Size veda ediyoruz. Körfez öpüyoruz sizi. Vur patlasın, çal oynasın.